Teknik mülakatların olmazsa olmaz sorularından bir tanesi de abstrakt sınıf nedir? Bazen de işte bunun interface ile olan farkı sorulur. Interface ile olan farkına gelecek olursak aslında bakarsanız şeydir yani çok farklıdır. Pek farklılık gözetecek bir durumu bile yoktur aslında bakarsanız. O soruyu o yüzden çok doğru bulmuyorum ama hani farklılığa en azından mülakat sorulacağı için birazdan değinelim. Öyle cevap veremeyeceğiz mecburen. Daha teknik gitmemiz gerekecek. Dolayısıyla ben şimdi bir tane örnek üzerinde göstermek istiyorum. Abstraktlarla ilgili mevzuyu. Abstract classes diyelim. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, şunu da unutmadan sete startup proje vereyim ki. Şöyle ki, abstract class'lar adı üstünde class'tır arkadaşlar. Yani class yapısına sahiptir. Hani karşılaştırmada mecburen yapıyoruz ya, mülakatta sorulduğu için interface ile. Interface yapı olarak bir interface görünümüne sahiptir ve bir class değildir. Sadece referans type'tir ve referans tutar. Ama class'lar da referans tiptir. Ama tamamen somut bir yapıya sahiptir normal class'lar. İşte o somut yapıdan kastımız class'ın içerisinde operasyonların bulunmasıdır. Örneğin class, örneğin customer manager demiştik. Mesela void add dediğimizde. Yani bu class'ı böyle bırakamıyoruz. Class'ı şöyle içine doldurmamız gerekiyor. Tabii ki bunu public yapalım. Bunun dışında başka operasyonlar da barındırabilir yani bir class. Baktığınız zaman void, delete gibi. Bakın hani bu çerçevede hani class nedir'in de cevabını vermiş oluyoruz. Hani bu soru da gelebilir bu arada. Class nedir? Class içerisinde birbiriyle ilgili operasyonları tutar. Aynı zamanda class'lar işte field dediğimiz alanları da tutabilir veya property'leri de tutabilir. Nedir? Ondan kastım. Burada bir parantez açmış gibi oldum ama hani yeri gelmişken unutmadan onu vermek istiyorum. Örneğin bir müşterinin işte ID'sini. Bunlara property diyor biliyorsunuz. String name'ini gibi. Dolayısıyla class bunları tutuyor. Interface'te mantık neydi? Hani herhangi bir şey yok yani. Tamamlanmış bir operasyon yok. Yarım operasyon her şey. Interface'te bu şekilde. Public bile yok başında. Dolayısıyla somut sınıf bu. Peki abstract sınıf ne? Abstract sınıf ise arkadaşlar hem tamamlanmış hem tamamlanmamış operasyon içerebilen class. Aslında tamamlanmamış operasyondan kasıt çok daha farklıdır. Yani yapısal olarak farklıdır. Örneğin baktığımız zaman buraya Customer Manager'a işte bunun içerisinde console nokta add diyoruz. Şey console nokta write line diyorum. İşte added. Böyle uydurma bir operasyon yazayım. Console nokta write line deleted. Bakın bu şekilde. Aynı mantıkla abstract sınıflarda az önce de söylediğim gibi aynen böyle tamamlanmış da operasyonlar içerebiliyoruz. Interface'teki gibi yarım operasyonlar da içerebiliyoruz. Yani yarım operasyon dediğim sadece imzası. Şimdi gelin bunu örneklendirelim. Yine mevzuat örneğinden gideceğim. Tamamen farklı bir örnek üzerinden gidiyorum. Bakın abstract tanımlamak için abstract class mesela bir mevzuat örneği dedim. Mevzuat base diyor. Void bu bankanın kredi değerlendirme işlemi. Void değerlendir. Bunu da abstract diyor. Şöyle ya, ters mi yazdım? Şöyle. Şu şekilde yazdığımız zaman bu aslında ne demek biliyor musunuz arkadaşlar?
Örneğin buna bir A mevzuat. Mevzuat. Şimdi A mevzuatına göre ben şu mevzuat base'i kullanmak istediğim zaman bakın onu implemente etmem lazım. Dikkat edin. Override etti. Override etmek demek aslında şu demek abstraktlarda. Ben şu operasyonu ortak olarak değerlendiremiyorum. Yani beni bunu kullanan bütün sınıflar aynı koda sahip olmayabilir. O yüzden beni kim kullanıyorsa kendine göre bu kodu yazsın. Örneğin dolayısıyla A mevzuatında değerlendirme farklıysa sen burada A mevzuatına göre değerlendirildi. Yani A mevzuatına göre değerlendirme kodunu yazıyorsun. Dolayısıyla yarın öbür gün B mevzuatı geldiğinde o da kendine göre kodu yazacak. Bakın abstraktlarda yarım operasyonda olay herkes kendine göre onu implemente etsin. Bir de arkadaşlar diyelim ki bütün mevzuatlarda ortak bir kodumuz olacak. Örneğin kaydet. İşte bir yere kaydetme. Uyduruyorum bunu. Böyle bir şey yazdığımız zaman console.write line. Ben diyorum ki bu herkeste ortaktır. Yani A mevzuatında da B mevzuatında. Bakın hiç seslenen olmadı. Bunlara dikkat ediyor musunuz? Hiç seslenen olmadı. Yani kazan yok. Çünkü A mevzuatında da hakikaten kaydet var. B mevzuatında da hakikaten kaydet var. İsterseniz görelim. Örneğin mevzuat, A mevzuat, A mevzuat eşittir new. A mevzuat dediğinde A mevzuat nokta değerlendir. Bakın geldi bir de kaydet geldi gördüğünüz üzere. Yani ikisini de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla mevzu tamamen şeydir. Ortaktır. Örneğin A mevzuat kaydet. Bir de A mevzuat değerlendir. İkisini mesela çalıştırayım. Değerlendir. İkisini de çalıştırayım. Projeyi bundan başlatmıştım. Dikkat edin. A mevzuatına göre değerlendirildi ve kaydedildi. Bakın ortak kod. Şu şekilde yazıldı. Yani abstrakt sınıflarda olay aslında tamamen bu da bir sınıftır. Abstrakt sınıf vereceğiniz cevap aslında sınıf yapısına sahiptir. Ama ortak operasyonlar ve ortak olmayan operasyonlar olabilir. Ortak olmayan operasyonları imza şeklinde yazıyoruz abstraktlarda. Onu implemente eden, inherit eden daha doğrusu sınıflar uygular yani implemente eder. Ama bu bir inheritance'tır arkadaşlar. Ortak olanları ortak kullanabilir ve abstrakt sınıflar sınıf yapısındadır. Tek bir farkı vardır. Yani abstrakt klasla normal klasın farkı nedir diye aslında doğrudur o soru. Abstrakt klaslar newlenemez arkadaşlar. Normal klastan tek farkı abstrakt klaslar newlenemez. Dolayısıyla bir sınıf tek bir sınıfı inherit edebileceği için bir sınıf sadece bir abstrakt klası inherit edebilir. Başka herhangi bir klası artık inherit edemez. Aynı mantıktır çünkü. Tek farkı abstrakt klasıyla normal klasının tek farkı abstrakt klaslar tamamlanmış veya tamamlanmamış operasyonlar içerebilir. Dolayısıyla newlenemez. Newlenemez neden? Çünkü bu yarım. Bu mantıkla olaya bakış açımızı netleştirebiliriz arkadaşlar. Yine teorik olarak ilerlemek için genelde kafa karıştırıcı şeylerden biri. Örneğin ben size şimdi sorayım. Abstract class'lar constructor içerebilir mi? Genelde bu soruyu aldığım cevap, siz de düşünün o sıra, cevabınızı hazırlayın. Bu soruyu aldığım cevap genellikle hayırdır. Neden? Çünkü constructor blokları new'de çalışır. Fakat arkadaşlar abstract class'lar constructor bloğu içerebilirler. Onu inherit eden sınıf newlendiği zaman
bu constructor çalışacaktır. Yani kendi başına evet çalışmayacak. Arkadaşlar ben hemen burada bir best practice'ten. Hani yazarken Visual Studio bana onu Visual Studio onu public olarak getirdi ama abstract bir class'ın constructor'ının protected olması gerekir. Neden? Çünkü sadece inherit edildiği yerde çalıştırılabildiği için protected kavramı bizim için önemlidir arkadaşlar. Hani daha doğru yazımdır. Yani public yapsak da hiçbir şey olmaz ama yani ben orada public'i gördüğüm zaman açıkçası rahatsız oluyorum. Yani clean kod olmuyor. O yüzden önemlidir arkadaşlar.